LGS'ye son 18 gün, 18 net artırabileceğimiz, 18 puan artırabileceğimiz çok değerli bir zamandayız. Neden? Çünkü şu anda yaptığımız yanlışlar aklımızda kalacak ve sınavda bunun doğrusunu işaretleyeceğiz. Şu anda öğrendiğimiz bilgiler inkılap tarihinde ya da fen bilgisinde ya da Türkçe'de ya da matematikte inşallah sınavda karşımıza çıktığında hepsini doğru yapacağız. Az kaldı hayallerimize, bekle bizi LGS'ye geliyoruz diyoruz. Şimdi günün sözüne baktığımızda şu an içinizde asla hayal edemeyeceğiniz şeyleri yapma gücü var. Evet. Şu anda gerçekten de bu gücü çıkarabilirsek başaracağız. Özgüven çok önemli arkadaşlar. Yani ben başarabilirim, ben sınavda iyi yapabileceğim derseniz bunu gerçekten başarırsınız. Yani sınava girdiğinizde diyelim ki önünüze deneme geldi. Sınavın denemesi geldi. Açtınız. Ya ben bu soruları inşallah, tabii inşallah diyeceğiz ama ben bu soruları yaparım. Ben bunları yapmıştım. Yapabileceklerimi yaparım. Belki matematikte 20'de 20 yapamam ama 20'de kaç yapıyorsam, mesela diyelim ki 16. Mesela diyelim ki 13. Ben bunu yaparım diye kendinize güvenmeniz lazım. Fende diyelim ki 19'unu yaptınız şimdiye kadar en iyi. Ben bu sefer de yine 19 yapacağım demek lazım. Çünkü özgüven çok çok önemli bir şey. Kendinize inanın, başaracağınıza inanın ve sınava girip şovunuzu yapın inşallah. Ha, hepsini doğru yapmak zorunda mısınız? Hayır. Ama hepsini doğru yapmayı hedefliyorsanız ve şu ana kadar da bazı denemelerde bunu yaptıysanız hepsini doğru yapacağınıza inanarak sınava girin. Çünkü özgüvenin karşısında hiçbir şey duramaz. Çalıştınız, emeğinizin karşılığını almaya gidin LGS'ye. Ver kardeşim benim emeğimin karşılığını deyin ve güzel güzel yapın. Bakın özgüven o kadar önemli ki. Ben bunu başka yerlerde de anlatmıştım size. Bir kez daha anlatıyorum. Mesela benim öğrencilerime ben böyle eskiden soru sorarken derdim ki bu soru çok zor bir soru. Kimse yapamadı. Bakalım sen yapabilecek misin? Bence yapamazsın derdim. Çocuk da yapamazdı. Ya bakardı. Ben de yapamadım hocam ya derdi. Aynı soruyu ondan daha tembel, daha zayıf, daha eksik bir öğrenci derdim ki bak bu soru çok zor bir soru ama bence sen yaparsın. Çünkü çok dikkat edersen ben seni yapacağına inanıyorum derdim ve yapardı. Ve normalde de öbür öğrenciden daha az çalışkan olmasına rağmen. Dolayısıyla kendinize sürekli özgüven verin. Veya size özgüven aşılayan insanlarla dolaşın bu aralar. Yavrum yaparsın, evladım yaparsın, oğlum kızım yaparsın diyen büyükleriniz varsa, yeğenleriniz, akrabalarınız varsa onlarla görüşün telefonlarda. Çünkü özgüven çok çok önemli. Günün yorumuna baktığımızda Eda Kızılkaya 1600 beğeni almış. Bayağı uzun bir yorumdu. Yani Manas destanı gibiydi. Biz de belli bir kısmını sosyal medyadaki hepimiz arkadaşlarımız kısmışlar. Şimdi diyor ki sınavın verdiği istemsiz bir stres var. Bunu nasıl üzerinden atabilirim? Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Stres olmak zorunda zaten. Az biraz stres gerekli. Hiç stressiz olsanız zaten bu şu anlama gelir. Hiç çalışmadım, kafam rahat, aman demiş olurdunuz. Ama şu anda gayret gösterdiniz, çalıştınız. Bu yüzden de belli bir stresiniz var. Bu güzel bir şey. Ama bunun daha fazlasının olmaması için öncelikle kendinize güvenin. Yani bak ardından gelen soru da zaten buna bağlantılı. Ailem bana karşı hep sınavı kaybedersen bir şey olmaz diyor. Ancak bana verdikleri emeğe karşılık kendimi kazanmak zorunda gibi hissediyorum ve çevrem de bana güveniyor demiş. Şimdi çevrendekiler sana güveniyor. Ailen de sana destek oldu ve kazanamazsan da senin arkanda. Ama şunu unutma. Mutlaka mutlaka bu sınav sonrası elde edeceğin başarı esas senin için önemli. Yani ailen senin herhangi bir tırnağını dünyaya değişmez. Düşünsene annene babana sor ya da sen sormana bile gerek yok. Bunun cevabını zaten biliyorsun. Anne tüm dünya mı yoksa benim serçe parmağım mı de. Tabii ki de tüm dünya, şaka. Tabii ki de serçe parmağım der. Yani seni herkesten her şeyden daha çok seviyorlar. Dolayısıyla sen Robert'e girdin diye, işte Kayseri Fen Lisesi'ne girdin diye veyahut da Ankara Sosyal Bilimler Lisesi'ne girdin diye ooo bizim kızımız çok iyi demeyecekler. Senin mutlu olman için seni alkışlayacaklar. Tabii ki sen de onları üzme. Onlar için güzel güzel çalış ama sonuç ne olursa olsun onlar seni çok seviyorlar. Bunu asla unutma. Ve bununla alakalı stres yaşıyorsan lütfen o stresi bırak. Hatta biz size biliyorsunuz hadi motivasyon ve planlama rehberimizde ve bunun ek kitabı olan yanında beraber almanız gereken dahi de esas hep bunu anlatmaya çalıştık. Dedik ki arkadaşlar sizler birer dahisiniz. Daha neyi bekliyorsunuz? Sizler başarabilirsiniz dedik. Bu kitapları da eğer almazsanız bunlardan da son kez motivasyonlarınızı yapabilirsiniz. Sınava hazırlanan bir öğrencinin kendini motive etmek adına okuması gereken kitaplar çok güzel kitaplar. Şimdi burada devam ediyorum. Sınav anında beni olumsuz etkileyecek bir ses veya onun gibi bir şey olmasan korkuyorum. Eğer olursa o an yapmalıyız. Olmayacak öyle bir ses. Asla öyle düşünme. Olsa bile bakacaksın. Ha, bir ses gelmiş. Devam edeceksin. Yani ondan başka şeyler de senin arada bir dikkatini dağıtacak. Ama devam edeceksin. Biri orada bir şey yapacak. Biri atıyorum bir hapşıracak. Biri öksürecek. Biri gaz çıkaracak. Olabilir. Bakacaksın. Sonra devam edeceksin. Unutma. Sınavda sana her bir soru için sadece 10 saniye vermiyorlar. Sözelde 1,5 dakika veriyorlar. Sayısalda 2 dakika veriyorlar. Dolayısıyla sen bir şekilde o soruları yapacaksın. İyi bir liseye gidemezsek. Eğer Boğaziçi Üniversitesi gibi iyi üniversiteleri kazanmak için yaz ayından itibaren çalışmaya başlamalıyız. Arkadaşlar iyi bir lise ya da iyi bir üniversite ya da iyi bir ilkokul bunların hiçbiri böyle elinizden kaçamaz. İyi bir ilkokula iyi bir liseye gittiniz diyelim ki eğer ders çalışmazsanız iyi bir üniversiteye gidemezsiniz. Ama iyi bir liseye gidemediniz
Fakat lisedeyken iyi çalıştınız, o zaman çok iyi üniversitelere gidebilirsiniz. İyi bir üniversiteye gittiniz ama üniversitede kendinizi geliştirmezseniz iyi bir iş sahibi olamazsınız. Ama iyi bir üniversiteye gidemediniz, kendinizi çok iyi geliştirdiniz, çok güzel meslek sahipleri olabilirsiniz. Burada Boğaziçi Üniversitesi ya da Orta Doğu Teknik Üniversitesi ya da İstanbul Teknik Üniversitesi ya da Cerrahpaşa'da fark etmez. Bu üniversitelerden ister Fen Lisesi, ister Sosyal Bilimler Lisesi, ister Anadolu Lisesi, ister Anadolu İmam Hatip Lisesi. Her liseden gidilebiliyor, hiç sıkıntı yok. Ve şunu da unutmayın. Yaz ayından veyahut da herhangi bir aydan da istediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Zaten bu yaz dinleneceksiniz. Sınavdan sonra dinleneceksiniz. Şimdiden daha Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışmaya gerek yok. Ona 10'da 11. sınıfta da başlayabilirsiniz. Ezberledikten sonra unutuyorum ne yapmalıyım? Unutmayacaksın. Neden? Çünkü ezberledikten sonra unutmayla alakalı etrafına posterler asabilirsin, haritalar asabilirsin. Oralara bakaraktan soru çözersen zamanla zihninde bir infografik hafıza oluşur. Yani o burada asılıydı, bu burada asılıydı, bu buradaydı asılıydı diye öğrenebilirsin. Bursluluk sınavı ile ilgili bilgiler verir misiniz? Bursluluk sınavı merkezi sınavdan yani LGS'den bir tık daha kolay bir sınav. İçerisinde tüm derslerden sorumlusunuz. Burada da yine sizin için en iyisini, en güzelini hazırlayacaklar. Hiç endişelenmenize gerek yok. LGS yani merkezi sınav hazırlanan bir öğrenci bursluluk sınavında çok iyi yapar. Denemelerimizi sürekli LGS saatinde mi çözmeli yoksa ara ara çözsek olur mu? Arkadaşlar sınav saatine, biyolojik saati kendinize ayarlamanız lazım. Mutlaka ama mutlaka sabahleyin erken saatlerde çözmeniz lazım. Ardından da yaptığınız yanlışların üzerinden geçmeniz lazım. Yani denemeyi çözdünüz. Denemeyle alakalı burada analizlerinizi yapmanız lazım. Ben bu denemede matematikte şu soruyu yanlış yaptım. Türkçe'de bu soruyu yanlış yaptım. Bununla alakalı eksiğiniz varsa onların üzerine gitmeniz lazım. Ama tekrar söylüyorum. En önemlisini söylüyorum arkadaşlar. Burası en önemli kısım. Sınavın bilhassa bu son 18 günde sizlerin netlerini artıracak en önemli şey birincisi tabii ki de özgüven. Yani kendinize güvenmeniz lazım. Ben yaparım demeniz lazım. Sizler birer dahisiniz arkadaşlar. Daha neyi bekliyorsunuz ki? Artık başarabilirsiniz. Yani bu kadar emeğiniz boşa gitmeyecek. İnşallah sınava girdiğinizde çat 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 yapabildiklerinizin en iyisi yapacaksınız. Ha, hepsini full mü yapacaksınız? Belki yapamayacaksınız. Yanlışlarınız çıkacak. Belki boş bırakacaksınız. Belki süre yetmeyecek. Belki... Ama sonuçta bu bir sıralama sınavı olduğu için gene yapabildiğinizin en iyisini yaptığınızdan çok güzel sosyal bilimler liselerine, Anadolu liselerine, fen liselerine inşallah yerleşeceksiniz. Gün okuluna baktığımızda Tekirdağ Belediyesi Sosyal Bilimler Lisesi harika bir lise. Zaten Türkiye'de birçok başarılı öğrenci hem sosyal bilimler liselerinden hem Anadolu liselerinden hem de fen liselerinden her yere başvurabiliyor. Anadolu İmam Hatip liselerinden, meslek liselerinden. Şunu unutmayın. Burası çok iyi bir ilkokul. Sadece burası. Hayır öyle bir şey yok. Hangi ilkokulda olursan ol LGS'ye başaran, çalışan başarabiliyor. Dolayısıyla liselerde de öyle. Sosyal bilimler lisesindeki başarılı bir öğrenci Anadolu lisesindeki öğrenci geçer. Anadolu lisesindeki başarılı bir öğrenci İmam Hatip Lisesi'ndeki geçer. İmam Hatip Lisesi'ndeki başarılı bir öğrenci Fen Lisesi'ndeki öğrenci geçer. Ama tabii ki bizler evimize daha yakın olsun veyahut da daha iyi olsun. İşte buradan daha iyi üniversiteden kazanılıyormuş diye birçok liseyi de çalışaraktan kazanmak istiyoruz. Ödev kontrolümüze geldiğimizde LGS son tekrar kampımızda 2 Haziran Salı günündeyiz. Geri sayım ödev kontrolümüze bakalım. Şimdi birincisi toz setten 1, 2, 3, 4'ün fen kısmını yapmamız gerekiyor. Çünkü dün fen detaylı son tekrarımız vardı. Birinci tosta, ikinci tosta, üçüncü tosta ve dördüncü tostaki fen tekrarlarını güzel güzel yapıyoruz. Buradaki temel, orta sınav tarzı soruları mutlaka çözüyoruz. Tabii sorularda takıldığımız olursa kare koddan soru çözmelerini öğreniyoruz. Neden? Çünkü bunlar bizlerin artık aklımıza kalacak. Çok az bir zaman kaldı. Yarın inkılap detaylı son tekrarımız var. Sakın sakın kaçırmayın. Ve aynı zamanda burada zoru fenden ödevimiz var biliyorsunuz. Zoru feni de tamamen bitiriyoruz arkadaşlar. Çok fazla bir kitap soru yok. Sadece birinci dönem konuları olduğu için toplam 35 test. Bu 35 testi çözdüğünüzde feni de inşallah fulleyeceksiniz. Bir de alt adımda hızlı tekrardan da üçüncü adımı çözmenizi istiyoruz arkadaşlar. Üçüncü adımda hem Türkçe, hem matematik, hem din, hem fen, hem İngilizce var. Hepsini güzel güzel çözüyorsunuz. Şimdiden sınavlarınıza başarılar diliyoruz arkadaşlar. Bu arada ödüllü soruya yorumlarınızı bekliyoruz. Sizleri de bekleyen birisi var. Kim? Türkiye'nin en güzel sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri sizleri bekliyor. Nerede bizim bu çalışkan öğrenciler? Nerede bizim dahiler diyor. Hadi gidin oraları güzel güzel kazanın.